TRT'de 14. saat programına telefonla bağlanan hükümet ve muhalefet partilerinin yetkilileri seçim tarihi konusundaki görüşlerini ortaya koydu. Meclis Başkanı Önder Senderoğlu'nun yarın danışma kurulunu seçimle ilgili ad hoc komite kurulması konusunda toplantıya çağırması ile ilgili konuşan Halkın Partisi Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, HP'nin toplantıya katılacağını ve itirazlarını dile getireceğini açıkladı. Yanlış, hukuki zemini olmayan bir davranış oldu. Dolayısıyla da akşam bize yarınki danışma kuruluyla alakalı davetiye geldi. Ve oradaki niyet, işte oynanacak olan ad hoc komiteyle alakalı, niyetle alakalı mektubu gönderdi. Tamamıyla şu anki hükümet, biliyorsunuz ben yaptım oldu politikasını güttüğü için ben yaptım oldu diyerek kendine göre bir yol çizmeye çalışıyor. Kendi istediği doğrultuda bir tarihi belirleyebilmek için. HP Genel Sekreteri Manavoğlu, meclisin dün toplanamaması ve ara seçim kararının alınamamasının anayasaya aykırı olduğunu da belirterek, ciddi bir muhalefet anlayışıyla artık o eski yapıcı öneriler sunan muhalefet anlayışımızdan vazgeçerek daha yüksek sesle yanlışları söyleyeceğiz dedi. Hükümetin ad hoc komite oluşturma girişimine ana muhalefet CTP'de sert tepki gösterdi. Erhürman, mahkemeleri siyasete hiç çekmek istemediğimiz bir noktadayız. Ama böyle bir dayatma olursa bu iş mahkemede biter dedi. Çünkü bu hükümet bir azınlık hükümeti. Azınlık hükümeti olduğu için komitelerin önemli bir kısmında çoğunluğa sahip değil. Çoğunluğa sahip olmadığı komite biri de hukuk komitesi. Dolayısıyla hukuk komitesinden her istediği tarihi geçirmesi mümkün değil. Hukuk komitesinde 3 muhalefet partisi milletvekili, 3 de iktidar partisi milletvekili var. Dolayısıyla orada ancak bir uzlaşmayla bir tarih geçirebilirsiniz. Biz de zaten hep bunu söyledik. Gelin uzlaşalım, bir tarih belirleyelim. Hazirandaki ara seçimi yapmayalım. Ad hoc komitelerin bugüne kadar uzlaşıyla oluştuğunu belirten Erhürman, şu anda bir uzlaşma yok dedi. Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasiboğlu ise, erken seçim tarihinin belirlenmesi, seçim ve halk oylaması yasasında değişiklikler yapılması için, geçmişte olduğu gibi mecliste bir ad hoc komite oluşturulmasının doğru olduğunu, bunun anayasaya aykırılığı bulunmadığını belirtti. Hasiboğlu muhalefete tepki göstererek, şimdiye kadar bu komiteler kurulur, kendileri de yer alırken anayasa çiğnenmedi de şimdi mi anayasa çiğnenmiş olacak? Böylesi tehditkar tutumlar doğru değildir. 27 milletvekili 3 Nisan 2022'de erken seçim yapılmasına onay verdiğine göre meclis iradesi bu yönde olmalıdır. Muhalefetin bunu engellemeye çalışması antidemokratik çoğulculuk ilkesiyle bağdaşmayan bir tutumdur dedi. Biz sonuçta bu meclis sırasında bu pandemi şartlarından dolayı Cumhurbaşkanlığı seçimini dahi ertelemiştir. Ve o zaman bu muhalefet, o zamanki Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı'nın tüm görev ve yetkileri devam edecek şekilde ısrarcı olmuşlardır. Ve ben o dönem Hukuk ve Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komite Başkanıydım. Ulusal Birlik Partisi olarak o zamanın iktidarı, şimdilerin muhalefetine biz bu taleplerine uzlaşı göstermiştik. Yakınlık göstermiştik ve uzlaşıyla benim komitemde Cumhurbaşkanlığı seçimleri ertelenmişti. Yani o zaman anayasayı ihlal söz konusu olmuyor da şimdi Ulusal Birlik Partisi'nin oluşturmak istediği bu geçici ve özel geniş tabanlı bu komite mi yasaları ihlal edecek ve bizi yargıya meşgul etmekle tehdit ediyorlar? Bunu anlamak mümkün değildir. Ülkemizdeki pandemi koşulları değişmemiştir. Meclis Başkanı Önder Senderoğlu da konuya ilişkin belirttiği açıklamalarda bulundu. Senderoğlu şöyle konuştu. Polemik yaratmak, polemiğe girmek taraftarı da değilim. Herkesin fikrine saygı duymak gerek. Ancak UBP'nin yapmış olduğu danışma kurulu toplantısı talebini ben kayda aldım. Değerlendirip yarın saat 12'de toplantıya çağırdım. Baktığım zaman bir tıkanıklık görüyorum. Yani muhalefet Ağustos 2021'de ısrarlı. Diğer taraftan hükümet ise Nisan 2022'de ısrarlı. Şimdi bunun orta yolu nasıl bulunur? Uzlaşı olacağı yönünde ben öngörü sezmiyorum, görmüyorum. Muhalefet ısrarlı. Mevcut Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi'nde görüşülsün. Hukuk komitesinde görüşülsün demek bu işin çıkmaza girmesi demektir aslında. Bu benim kendi kişisel yorumum. Oluşurken ki ben o zaman meclis başkanı değildim. Sayın Teberiken Uluçay arkadaşım meclis başkanıydı. Onun başkanlığında bu komiteler oluştu. Ama aynı hükümet, bu mevcut hükümet, yine bu hükümet ve örneğin
Maliye, Ekonomi, Maliye ve Bütçe Plan Komitesi'nde hükümet 4 üyeyle temsil ediliyor. Muhalefet 3. Ama diğer komitelerde sayı 3'e 3. Bunun nedenini şu ana kadar da anlamış değilim ben de. Sıkıntı zaten buradan çıkıyor. Aslında burada bir tıkanıklık yaşanmayacak olsa genel kurul iradenin temsil edildiği yerde bir sıkıntı yok. Hükümet ne diyor? Benim 27 milletvekilim var diyor ve Nisan 22 diyor. Muhalefet 21 milletvekili de Ağustos 2021 diyor. Yani irade aslında genel kurulda yerini bulur. Ama sorun komitede. Sorun komitedeki görüşlerin eşit çıkması ve komite kararının genel kuruluna sevk edilememesinden kaynaklanıyor. Meclis Başkanı Seneroğlu, TDP, DP ve YDP'den farklı olarak HP'nin mecliste grubu olmasına karşın sadece bir temsiliyet hakkı verilecek olmasına ilişkinde dün hukukçularla görüştük. Bunun hukuka uygun olduğu görüşünü verdiler. Yarınki toplantıdan önce yine soracağım dedi.